Bu bir ses dalgasının sesi. Peki sizce bir ses dalgası nasıl görünür? Ses dalgasını taşıyan hava molekülleri hareketi işte buna benzer. Ama ses için başka bir görsel örnek isterseniz bir hoparlörü bir osiloskopa bağlar ve bu grafiği elde edebilirsiniz. Bu şeklin ses dalgalarını temsil ettiğini düşünüyoruz. Çünkü tek bir hava molekülü üzerine odaklandığımızda molekülün ileri geri aynen bir kosinüs ya da sinüs fonksiyonu gibi hareket ettiğini görebiliriz. Bu grafikte yatay eksende zaman, dikey eksende ise o hava molekülünün ileri geri hareketinden doğan yer değiştirmesi var. Merkezdeki çizgi hava molekülünün denge ya da bozulmamış pozisyonunu gösteriyor. Sesi açtığımızda dalgaların büyüdüğünü, sesin de yükseldiğini görüyoruz. Bir hava molekülünün bozulmamış ya da denge pozisyonu ile yapabileceği maksimum yer değiştirme arasındaki farka genlik denir. Dikkat edin. Genlik yer değiştirmenin toplam uzunluğu değil, denge pozisyonu ile maksimum yer değiştirme arasındaki farktır. Ses dalgaları ile ilgili kavramlardan bir diğeri periyottur. Periyot bir hava molekülünün ileri geri hareketini tamamlaması için geçen süredir. Bu ileri geri harekete de döngü deriz. Periyodun ölçü birimi saniyedir. Periyodu kısaca bir döngünün saniye cinsinden değeri olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Periyot büyük T harfi ile gösterilir. Periyodu küçültürsek hava moleküllerinin ileri geri hareketlerini tamamlamaları için geçen süre azalır. Sesin notası ya da perdesi değişir. Hava moleküllerinin ileri geri gidip gelmesi için geçen süre azaldıkça yüksek notalar duymaya başlarız. Periyota çok yakından bağlı olan bir başka kavramsa frekanstır. Frekans 1 bölü periyot olarak tanımlanır. Periyot dalgalanmadaki saniye sayısı olduğuna göre frekans da saniyedeki dalgalanma sayısıdır. Frekansın birimi 1 bölü saniyedir. Buna aynı zamanda hertz de denir. Alışık olduğumuz seslerin frekansları 100 ya da 1000 hertzlerdedir. Örneğin şimdi duymakta olduğunuz la notası hava moleküllerinin saniyede 440 kere dalgalanmasına yol açar. Yani la notasının frekansı 440 hertzdir. Yüksek notaların frekansları yüksek, düşük notaların frekansları da düşük olur. İnsan kulağı 20 Hz kadar pes seslerle 20.000 Hz kadar pis sesler arasındaki tüm sesleri duyabilir. 20.000 Hz'den yüksek dalgalanmalar yaratan bir hoparlörün yarattığı ses dalgalarını biz duyamayız. Örneğin bu hoparlör şu anda ses üretmeye devam ediyor ve biz duyamıyoruz ama köpekler duyabilir. Köpekler 40.000 Hz'e kadar olan sesleri duyabiliyorlar. Ses dalgaları ile ilgili bir diğer kavram dalga boyudur. Ses havada yayılırken hava molekülleri bazı bölgelerde birbirlerine çok yaklaşırlar. Bazı bölgelerde de birbirlerinden çok uzaktadırlar. Hava moleküllerinin sıkıştıkları ya da birbirlerine çok yaklaştıkları iki bölge arasındaki uzaklık dalga boyunu bize verir. Dalga boyu bir uzaklık olduğu için ölçü birimi metredir. Burada çok dikkatli olmanız lazım çünkü dalga boyu ve periyodu birbirine karıştırmak çok kolay olabiliyor. Periyot, bir hava molekülünün ileri geri hareketini tamamlaması için geçen süre demekti. Dalga boyu ise hava moleküllerinin sıkıştıkları iki bölge arasındaki uzaklıktır. Bunların karıştırılmalarının sebebi ise ses dalgasının grafiğini çıkarmanın bir başka yolunun daha olması. Bakın, ses daha havaya yayılmadan her hava molekülünün belirli bir denge pozisyonu vardır. Bu pozisyonun hoparlöre olan uzaklığı metre cinsinden ölçülebilir. Ölçülen bu uzaklık o hava molekülünün denge pozisyonunu temsil eder. Ses yayılmaya başlayınca hava molekülleri bu pozisyonu terk edip yer değiştirmeye başlarlar ve böylece ortaya hava molekülünün denge pozisyonuna göre yer değiştirmesini gösteren grafik çıkar. Bu grafik belirli bir anda o hava molekülünün ne kadar yer değiştirmiş olduğunu gösterir. Bazı bölgelerde yer değiştirme çok büyükken bazı yerlerdeki çok ama çok azdır. Bu tip bir grafikte zirveler arasındaki uzaklık periyotu değil dalga boyunu verir. Neden? Çünkü bu hava moleküllerinin sıkıştıkları bölgeler arasındaki uzaklığı ölçmektedir. Bunun için çok dikkat etmenizi öneririm. Bir ses dalgası için zamana göre yer değiştirme grafiği o hava molekülünün hareketini zamanın bir fonksiyonu olarak gösterir. Bu grafiklerde zirveler arasındaki uzaklık ses dalgasının periyotunu verir. Ama denge pozisyonuna göre yer değiştirme grafiğinde durum farklıdır. Bu grafik ses dalgası üzerindeki tüm hava moleküllerinin belirli bir andaki yer değiştirmesini gösterdiği için zirveler arasındaki uzaklık yani dalga boyunu verir. Nasıl? Anladınız mı?